Evliya, gel gel. Yardım et. Şu kanadın ucundan tut. Ya muhterem. Allah rızası için ya. Ya şu kulenin dışına bir ip mi bir şey yapsan da böyle çektiğimiz vakit diye bizi kulenin tepesine çıkarsa bu merdivenler bir gün beni öldürecek. Merak etme Evliya. Önce bir uçayım, sonra sana da kanat yapacağım. Uçarak geleceğiz kuleye. Ya kanatsız. Vallahi de billahi de sana baktığım vakit ne kadar böyle vasat bir kul olduğumu farkına varıyorum. Aşk olsun Evliya. Senin de elin kalem tutuyor. Ya muhterem ben de onu söylüyorum işte zaten. Ya senin hazin sonunu yazmak istemiyor benim ellerim. Arkadaş anlasana yahu. Ben içli hissiyatlı bir insanım. Senin aramızdan ayrılışına üzülürüm. Ya hep bir hisli kabler vuku. Hep bir öleceksinler. Kafa üstü çakılacaksın. Yok uçamayacaksın. Ya bir kere de bana inan be adam. Bir kere de evet yapabilirsin. İnanıyorum uçacaksın be ya. Evet. Yapabilirsin. Uçacaksın. Ama bu şekilde kuru kuru söylemen hoş değil yani. Ve hatta Zöhre Yıldızı'na kadar uçacaksın. Ya da mübalağa edeceksin zaten. Ve daha iyi orada kalacaksın. Ta ki Cenab-ı Hak seni gönderene kadar. Söyledim. Oldu mu? Mutlu musun? Çok teşekkür ederim. Kanatsız. Hı? Dün rahibi bulduk. Cornelius'u. Saklandığı yere gittik. İçeri girdiğimizdeki manzara vahimdi. Adamı öldürmüşler. Öyle bir masaya uzandırmışlar. Kucağına İncil'i vermişler. Başını sırtının ardındaki duvara yaslamışlar böyle. Başının üstünde de kocaman bir yazı. Ne yazıyor? Salute morte. Ölüm kurtuluştur. Sen niye söylüyorsun? Ama tamam ya tamam bırak Allah aşkına anladım ben seni. Geç tut, kanadın ucunu tut. Ya muhterem senin uçma isteğin ölme isteğine denk. Gevezelik yapma bir ders çevireceğiz tut. Tövbe estağfurullah. Dikkat et. Bu biraz büyük değil mi be? Kaldır biraz. Allah'ım sen beni bilirsin ya Rabbim. Ben bugüne kadar bin türlü çiçeğin tadına baktım. Ama hiç kalp kırmadım. Gönüller yaptım. Hep sen de şahitsin. Şimdi de senin inayetine sığındım. Uçmaya niyetlendim. Şu Hazarfen kulunun yüzünü kara çıkarma Allah'ım. Oh. Ya Allah! Allah ne oluyor? Ya muhterem. Muhterem bir dur ya. Nereye ya? Ha? Her gün mü uçuyorsun? İnsan bir Allah'a ısmarladık demez mi? Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. İnsan bir hakkını helal etmez mi? Helal olsun. Ya Evliya. Evliya tam ya çekil şuradan. Rüzgarım kaçacak. Çekil. Demek öyle. Ne demek öyle? Gölge etme başka ihsan istemem diyorsun. Hayır öyle değil. Çekil önümden. Rüzgarı kaçırtıyorsun diyorum. Ya muhterem bir Fatiha okusay. Arkamdan okursan. Geç geç. Tamam tamam dur. Hadi bakayım bismillah. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Haydi. Ya Allah! Fatiha! Uçuyorum Evliya! Eğer bir şey olduysa bunun ardında bıraktığı hatunlara ne söyleyeceğim? Ay beni paramparça ederler. Hatunlar. Kanatsız! Bir uçumlu kanat istedim be. Ya tamam. Yavaş. Çık. Hop tamam tuttum. İyi misin? İyiyim bacağım acıyor biraz. Başkan vurdum. İyiyim Evliya iyi.
Ya muhterem, çok korktum ya. Ya başına bir şey gelseydi? Galata'nın hatunlarına ne diyeceğim diye çok düşündüm. Bir anda rüzgar değişince muazenem bozuldu. Ama o bile muazzam da evliya. Yok. Senin muvazenen zaten doğuştan bozuk. Sema'ya suç bulma. Yok yok. Bu yükseklik yeterli değil. O yüzden olmadı. Gör bak bir dahaki seferini nasıl uçuyorum. Ya muhterem ayakta duramıyorsun. Ne uçması ya? Olmuyor böyle. Evliya şevkimi kırma. Dost dediğin kara günde belli olur. Yapma böyle. Tamam tamam tamam. İyisin ya. Gerisini boş ver. Hadi gidelim. Kanat burada mı kalacak Kanat? Kalsın bir gariban bulursa sebeplenir. Sebeplenir mi? Tabii sevinir yazık. Sevinir mi ya? Tabii sevaptır. Sevap mıdır? Ya evliya hadi al şunu ya. Tamam tamam tamam. Dur. Kendi başına gitme, kendi başına gitme. Baş. Ya muhterem bununla uçulur mu ya?